İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Parlamentosu'nun ikinci konferansının 7. oturumu, Başbakan Sedat Melikyan'ın konuşması. Batı Ermenistan, Dersim'in doğası. Ardak Beklaryan, Dağlık Karabağ yok, var olan Artsakh Cumhuriyeti'dir. Batı Ermenistan'ın Diklanagert Diyarbakır'da pek çok gazeteciler tutuklandı. Avrupa Konseyi'ne başkanlık eden Hırvat Sekreter Maria Beychinovic Buric, Yerevan'daki Ermenilere uygulanan soykırım Armenosit Anıt Kompleksini ziyaret etti. Ermenistan Cumhuriyeti Ombudsmanı, Ermeni savaş esirlerinin derhal ülkelerine geri gönderilmesi konusunu Washington'daki kongre üyelerine gündeme getirdi. Aurora'nın Gündoğumu adlı filmin dünya premieri Fransa'da gerçekleşecek. Batı Ermenistan Parlamentosu'nun ikinci konferansının 7. oturum çalışmaları aktif bir şekilde tartışma ve öneriler ortamında devam etti. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan'ın konuşmasından sonra Batı Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Sedat Melikyan söz aldı. Başbakan herkesi selamladıktan sonra hükümet tarafından yapılan çalışmalara ilişkin raporun kısa bir sunumunu gerçekleştirdi. Başbakan Melikyan 28 Nisan'da soykırım Armenosid'in masum kurbanları için bir anma töreni düzenleme izni aldıkları Dizernagabert anıtı gibi yapılarla çalışmayı büyük bir başarı olarak nitelendirdi. Hükümetin bileşenleri hakkında konuşan Başbakan, Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nde 4'ü devlet başkanının doğrudan denetimi altında bulunan 12 bakanlık bulunduğunu ifade etti. Ardından ihtiyaç üzerine birkaç bakanlıkların yaptığı ve yapacağı çalışmalara değindi. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Kültürel Mirasın Korunması Bakanı Rafik Ortoşyan, bakanlığın çalışmalarını ve gelecekteki planlarını zaten sunmuştu. Bunların içinden en önemlisi son günlerde İtalya'da organize edilen Uluslararası Bilim Konferansı'na katılarak burada Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin kültürel mirasını anlattı. Batı Ermenistan Olağanüstü Durumlar Bakanı ülkede ve dünyada ilk yardım ve nüfusun tahliyesine ve güvenli bir bölgeye taşınmasına ilişkin konular hakkında bir sunumda bulundu. Bu konu tartışılmaktadır. Batı Ermenistan Bilim ve Eğitim Bakanı Maryam Elmazyan şimdilerde Batı Ermenistan'da yaşayan Türkçe konuşan yurttaşlarımız için Batı Ermenistan'ın Western Armenia TV adlı devlet televizyonunda yayınlanacak olan uzaktan eğitim kursları üzerinde çalışmaktadır. Batı Ermenistan'ın Tarım Bakanı'yla su rezervleri konusuyla ilgili sorunlar ve bunların çözümüne yönelik atılacak adımlar tartışıldı. Başbakan olarak Melikyan, hükümet üyelerinin çalışmalarında ve programların zamanında uygulanmasında kararlılık göstermektedir. Batı Ermenistan'ın Dersim şehrinin Sarp Dağlar arasında kurulmuş merkez kısmı ve semtleri her mevsim farklı renk ve tonlarda karşımıza çıkıyor. Özellikle sonbaharda turistlerin uğrak yeri olan ormanlar rengarenk görkemiyle hayran bırakır ve doğa severlerin uğrak yerlerinden biri haline gelir. Ziyaretçiler yaban keçileri, boz ayılar, vaşaklar ve diğerleri gibi fauna çeşitliliğinin de olduğu oksijen açısından zengin ormanlarda zaman geçirirler. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Bakanı Ardak Beklaryan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Artsakh Cumhuriyeti hakkında her zamanki yanlış açıklamalarına yanıt verdi. Beklaryan, kendi Telegram'daki sayfasında özellikle şöyle dedi. Evet, Dağlık Karabağ yok. Çünkü resmi olarak uluslararası alanda tanınmasa da uluslararası hukukun bir konusu olan Artsakh Cumhuriyeti var. Azerbaycan ile Artsakh arasındaki ihtilaf çözülmedi. Azerbaycan, Artsakh'ın yerli halkının devredilemez kendi kaderini tayin hakkını dikkate almadıkça da çözülmeyecek. Artsakh Devlet Bakanı'na göre Aliyev'in Ermenilerin hakları konusunda endişelenmek yerine Azerbaycan Anayasası tarafından kendisine verilen yetkileri vicdani olarak yerine getirilmesi ve kendi vatandaşlarının Lezgiler, Talişler, Avarlar, Tatarlar ve diğer azınlıklar haklarını güvence altına alması hakkında daha fazla düşünmesi daha iyi olacaktır. Beklaryan, belki Aliyev birdenbire Sovyet Azerbaycan'ında 500 binden fazla Ermeninin başına gelenleri hatırlayacaktır. Azerbaycan'ın işgal ettiği Artsakh topraklarında bir tane bile Ermeni var mı diye yazdı. Editoryal, Batı Ermenistan, Artsakh'ın Batı Ermenistan'ın bir parçası olduğu için Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın pervasız açıklamasını yargılamaktadır. Ve Artsakh ancak tarihsel olarak Ermenistan dünyasının bir parçası olarak bağımsız olabilir.
Azerbaycan toprağı olarak kabul edilemez. Burası aynı bölgede bin yıllık bir tarih ve kültürel yaratan Ermenilerin yaşadığı yerli otokton bir Ermeni bölgesidir ve bu anıtlarımız ve taşınmaz kültürel değerlerimiz tarafından kanıtlanmıştır. Batı Ermenistan'ın Dikranagert Diyarbakır'da Türk Kolluk Kuvvetleri 8 Haziran'da çok sayıda gazetecilerin evlerine ve medya kuruluşlarının ofislerine baskınlar düzenledi. 20 gazeteciyi gözaltına aldı ve 16 kişiyi tutukladı. Türkiye'yi yöneten faşist yetkililer muhalif medya mensuplarını yargılayarak ifade özgürlüğüne zulmetmeye devam ediyor. Gazetecilerin dostları ve tutuklu yakınları adliye binası önünde özgür basını susturmak mümkün değil, direne direne kazanacağız gibi sloganlar atarak protesto eylemleri gerçekleştiriyor. Dikranagert şehrindeki bu tür ağır insan hakları ihlalleri ve ifade özgürlüğüne getirilen kısıtlamalar Batı Ermenistan tarafından kınanmaktadır. Avrupa Konseyi'nin Hırvatistanlı Genel Sekreteri Maria Peşkinoviç Buric başkanlığındaki heyet 16 Haziran'da Ermenistan Cumhuriyeti'ne geldi ve Yerevan'daki Ermeni soykırımı Armenosit anıt kompleksini ziyaret etti. Ona Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Bayrut Ovanisyan eşlik etti. Ermenilere karşı soykırım Armenosit anıt kompleksinde konukları karşılayan müze enstitüsünün müze işleri müdür yardımcısı Lusine Abrahamyan anıtın tarihini sundu. Avrupalı heyet üyeleri sonsuzluk ateşine çiçekler bıraktı ve soykırımın masum kurbanları anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Heyet, Lusine Abrahamyan eşliğinde ayrıca Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosit anısına adanmış müze enstitüsünü ziyaret ederek burada sergilenmekte olan geçici ve kalıcı sergilerle tanıştı. Unutulmamalıdır ki Hırvatistan, Batı Ermenistan topraklarında yerli otokton Ermenilere karşı önceden planlanmış, sonradan devam ettirilmiş bir soykırım eylemi olan Ermenilere karşı işlenen soykırım Armenosit'i henüz resmi olarak tanımadı. Ermenistan Cumhuriyeti İnsan Hakları Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Ermenistan Cumhuriyeti İnsan Hakları Savunucusu Kristine Grigoryan 16 Haziran'da Amerika Birleşik Devletleri Kongre binasında Kongre'nin Ermeni Komitesi'nin bir dizi üyesiyle bir toplantı gerçekleştirdi. Ermenistan Cumhuriyeti İnsan Hakları Savunucusu, Ombudsmanlık Kurumu'nun savaş esirleri ve esir tutulan sivillerin aileleri ile yürüttüğü çalışmaları, Azerbaycan'da bulunan savaş esirlerinin ve diğer tutuklu sivillerin bir an önce ülkelerine geri gönderilmesi konusunun Azerbaycan için uluslararası bir yükümlülük olarak Kongre üyelerine sundu. İnsani konulardan bahseden Kristine Grigoryan, kayıp ve yerinden edilmiş kişilerin ailelerinin sorunlarını dile getirdi. Kongre üyeleri, insan hakları savunucusu Grigoryan'a bu sorunlar üzerindeki tutarlı çalışması için teşekkürlerini bildirdiler ve sorunları çözme çabalarını sürdürmeye hazır olduklarını ifade ettiler. Aurora'nın gündoğumu, Aurora Mardiganyan'ın hayatı hakkında tarihi bir animasyon belgeselidir. Mardiganyan, Ermeni soykırımı Armenosid'in dehşetiyle karşı karşıya kaldığı 1915'te daha 14 yaşındaydı. Bir yıl içinde ailesindeki herkesin ölümünü gördü ve o her şeyini kaybetti. Mardiganyan alışılmadık bir cesaret ve şansla Amerika'ya kaçtı. Zoryan Enstitüsü'nün amacı sözlü tarihin tanıklıklarını animasyonlu belgeseller aracılığıyla beyaz perdeye taşımak, soykırım Armenosit'ten kurtulanların hikayelerini genç nesillere aktarmak ve genç kadın ve kızların kendi toplumlarının karşı karşıya kaldığı şanssızlıkları, şiddet ve büyük trajedi koşullarını anlatma olanağı sağlamaktır. Filmin rejisörü İnna Saakyan, yapımcısı ise Bars Medya'dır. Bu film, Ermeni soykırımı Armenosit'ten kurtulanların bu paha biçilmez hikayelerini bilinir hale getirmenin sadece başlangıcıdır. Aurora'nın Gündoğumu filminin dünya premieri, cumartesi günü Fransa'nın prestijli Annecy Uluslararası Animasyon Film Festivali'nde gerçekleşecek. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Susanna Siraderyan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Elinar adlı eseri sunuyoruz. İmelinar mazertine duan gines kemada la
Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.